Yani 1983 Erzincan depreminde kullanılan bir görseli, fotoğrafı Amerika'daki bir gazetenin köşe yazarı, yani ünlü bir köşe yazarı, bak Suriye'de oldu diye paylaşıyor. İşin dramatik tarafı, o anne bunu her dolaşıma girdiğinde içi acıyor. Yaşayan çocuklar üzülüyor. Ve anne diyor ki, param olsa ben bu Amerika'daki adama dava açacağım diyor. Ve bu ısrarla ona söylenmesine rağmen o insan onu kaldırmıyor. Bak bu çok önemli. Yani tamam, yanlış yapabilir bir insan. Israrla siz diyorsunuz ki, bak bu fotoğraf Erzincan depreminde 1983'te, bundan işte 35-36 yıl önce olmuş diyorsunuz. Kaldırmıyor hala. Çünkü onun derdi doğru bir şey yapmak değil. İşte o kendi gerçekliğini kabul ettirmek aslında. İnsanlar bir fotoğraf arıyor o sırada. Kafasında seni yargılamış zaten. Ve o fotoğrafı bulduğu zaman da sonuna kadar gidiyor. Yani dünyada algı merkezleri böyle işliyor aslında. İşte siber savaşlar böyle böyle işliyor. Yani konumuz tabii siber savaş da bunların bir tanesi. 7 Ekim 2017 tarihinde dünyanın en büyük siber savaşları oldu. 7 milyar dolarlık zarar verdi dünya ekonomisine. 7 milyar 7 dolar. milyar dolar. Bak, Amerika'da bir gün boyunca internet durdu. Dünyanın hemen hemen geri kalanı Amerika'ya saldırdı. Ama Amerika ile İsrail birleşti. Stuxnet üzerinden İran'ın nükleer santrallerine saldırdı. Ve daha sonra şöyle bir açıklama yaptılar. Nükleer santrallere çok ciddi bir zarar verdiler. Düşünün, oraya saldırmış. Virüs orada aylarca, hatta yıllarca beklemiş. Daha sonra bütün o nükleer santralin Bilgisayar sistemlerini yok ettiler ve daha sonra şunu açıkladılar: evet, biz bir dünyayı bir savaştan kurtardık dediler. Bakın, bir cümleyle yaptıkları işi ne kadar sevimli de hale getirebilirler. Ya biz bunu yaparak dünyayı savaştan